izleyicilerimize sormuşlar. Onların sorularını görelim. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. E, kafama takılan bir soru var. E, bunu sizden öğrenmek istiyorum. Bazı arkadaşlar namazlarda sünneti kılmayıp sadece farzla yetiniyorlar. Bu konuda ben aydınlatır mısınız? Ne derecede doğrudur bu iş? Teşekkür ederim. Sorumu yanıtlandırsan memnun olurum hocam. Evet. Şimdi muhterem izleyiciler farz neye diyoruz? Farz Allah'ın kesin emirlerine delaletiyle ve subutuyla yani bir o konuda Kur'an olacak, ayet olacak ee, bir de kime muhatap, kime alıyor, kime söylüyor ama kesin olacak kime söylediği bunlara farz diyoruz. Farz diyoruz. Mesela beş vakit namaz kılmak farzdır. Ramazan orucunu tutmak farzdır. Zenginlere zekat vermek, haç yapmak farzdır. Bu buna farz. Sünnet nedir? Sünnet de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin farzların önünde ya da arkasında veya normal olarak kendisine farz olmadığı halde Allah'a yaptığı ibadetlere ve devam ettiği ibadetlere, ümmetine de yapmasını tavsiye ettiği ibadetlere sünnet diyoruz. Bu sünnetler Hanefi mezhebine göre özellikle de sünnet farzlarda eksiklik olacaksa hatamız kusurumuz olduğunda sünnetlerle inşallah onlar tamamlanacaktır. Diğer bir özelliği de Resul Efendimiz farzları Allah'a sunarken önünde ve ardında bir sünnetle onu adeta güzel bir ambalajla süsleyerek allah Teala'ya sunuyor. Haçtan önce umre yapıyor, haçtan sonra umre yapıyor. Zekatın öncesinden sonra sadakalar veriyor zekattan ayrı olarak. ...namazın farzından önce sünnet kılıyor... ...sonrasında sünnet kılıyor... ...oruçtan, Ramazan orucundan başka sünnet oruçlar tutuyor... ...bu da Peygamber Efendimiz'in ibadeti olan... ...aşkından, Allah'a olan saygısından kaynaklanıyor... ...ve kim onun sünnetini takip ederse... ...Rasul Efendimiz'in yolunda... ...onun hayatına benzer bir hayat yaşamış oluyor... ...dolayısıyla sünneti hafife almak dinde çok büyük günahtır... ...tehlikelidir hatta... E, ...sünneti terk etmek ise sevaptan mahrum olmaktır... Bu yüzden acil bir durum yoksa, zaruret hali yoksa sünnetleri de kılacağız. Ama çok acil bir durum var ve Resul Efendimizin e, o durumlarda terk ettiğini görüyoruz ya da kısalttığını görüyoruz. O zaman da peygambere uymak yine sünnet. O şekilde e, kılma kılmadan olabilir. Mesela ikindi namazının farzını kılarsak anca yetişeceğiz. Sünnetini terk edeyim mi? Terk edeyim. Çünkü Resul Efendimiz çoğunlukla terk etmiş diyerek bir insan sünneti terk eder. Ama öğle namazın sünneti terk edelim mi? Peygamberimiz çoğunlukla terk etmemiş. O zaman terk etmeyelim demek bu da sünnete riayettir. Hafife alırsak Allah korusun ya bu sünnetmiş bırak dersek günaha gireriz ve peygamberi hafife alma şeklinde olursa bu dinden de uzaklaşmış oluruz Allah korusun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.